Hoş geldiniz. Denizde sıkça sorulan sorular bölüm 2. Bu seferki sorularımızı Soner de derledi. Bizim için hazırladığı soruları soracak. Hadi bakalım gelsin. Instagram adresimize gelen soruları cevaplayacağız. Birinci sorumuz, Sintene'de VC kokusu var. Nasıl geçer? Evet, teknelerin sintenelerindeki, daha doğrusu sintenin içerisinde sızmış olan kokunun temel kaynağı borularınızın içerisinde biriken ürik asitin uzun süre kaldıktan sonra boruların koku geçirme özelliğini ortadan kaldırması, borulardaki atıkların kokularının dışarıya sızmasıdır. Çözümü boruların değişimidir. İkinci önemli konu vakvak conta olarak bilinse de Joker valfin ağzının geriye doğru suyu kaçırması. Burada şöyle anlarsınız. Klozetinize suyu pompaladıktan sonra bir miktar su tekrar yukarıya dönüyorsa Joker valfiniz kaçırıyor demektir. Değiştirmesi oldukça basittir. Tuvalet temizledikten sonra Joker valfi alıp hemen kendinize kolayca değiştirebilirsiniz. İkinci sorumuz, palamar halatlarımız tuzdan sertleşti. Eski haline döner mi? Döner, palamar halatlarının sertleşmesini sağlayan temel neden tuz birikmesidir. Eğer bu halatların üzerinde deniz tuzu gerek serpinti gerekse suya düşmesi neticesinde oluşmuşsa bu dokuların arasına girer ve halatın sertleşmesine neden olur. Bunu bir kovanın içerisine çamaşır yumuşatıcısını alıp içerisine atıp bir gün bekletirseniz daha sonra da tatlı suyla yıkarsanız eski haline geri döner. Tamamdır. Yeni sorumuz geliyor. Güvertede nokta şeklinde pas lekeleri var. Nasıl temizlerim? Evet, öncelikle bu pas lekesinin nereden geldiğine bakalım. Bu pas lekesinin geliş kaynağı çoğunlukla ırgatınızın kavelatasından geçen zincirin çekim esnasında küçük parçalarının kopup teknenin güvertesine dökülmesiyle olur çoğunlukla. Tuzlu suyun da etkisiyle bu hızlıca paslanır ve gözenek gözenek pas yapar. Temizliği asidik temizleyicilerle temizlenir ama bunun için yani burada markada versek bir şey olmayacak çünkü ticari bir iş yapmıyoruz. İdo'nun Rust Remover'ı vardır. Onu yüzeyi damlatıp ama önemli olan ayrıntı şudur. Hemen temizledikten sonra suyla arındırmanız gerekir. Asidik ürünler de öyle bir damla su döktüm temizlendimle olmaz. En azından üzerine yarım kova suyla temizlerseniz en azından uzun vadede de orada jelkotun aşınmasını engellemiş. Tamamdır. Bugün temizlik üzerine gidiyoruz sorularda. Güverteyi yıkamak için hangi kimyasalı kullanmalıyım? Yani güverteyi kimyasal yıkamamak lazım işin doğrusu ama jelkotun üzerine birikmiş yağ lekeleri, İşte is, kurum, tuz lekelerini temizlemek, arındırmak da güç. Köpüren kimyasallara gerek marinanızdaki meraklı komşular gerekse sahil güvenlik oldukça ağır yaptırımlar uyguluyor. O yüzden köpürmeyen, deniz için üretilmiş güverte yıkama şampuanlarını kullanabilirsiniz. Bu şampuanların özelliği hem köpük yapmaması hem organik olarak denizde kolayca parçalanması ve gövde üzerinde oluşan birikinti yağ lekelerini de hızlıca temizlemesi. Peki yelkenler yıkanır mı? Yıkanır. Özellikle yelken yaptıysanız havada biraz sertse bütün tuzlu su denizden kalkan yelkenin üzerine yapışır. Tuz aşındırıcı bir mineraldir. Gerek rüzgarın etkisiyle gerekse yelkenin açma kapatma esnasındaki sürtünmeleriyle zaten öncelikle ip aşınır. Yani yelkenin dikildiği ipler aşınır. Bu aşınan ipler de yelkenin ayrılmasına neden olur, yıpranmasına neden olur. Yelkeni sökeceksiniz, götüreceksiniz. Göce ya da en yakın size neresi var bilmiyorum ama burada tamirat için bekleyeceksiniz. Bunlar zahmetli işler. O yüzden yelkeni açın, tatlı suyla yıkayın, kuruyana kadar bekleyin. Kuruduktan sonra yelkeninizi kapatın. Bu da şu demek oluyor. Öyle sert bir havada marinanın içerisinde yelken açmayın. Bazı marinalar yelken açılmasına izin vermiyor. Bu durumda da yelkeni söküp kara bakım sahasındaki yelken yıkama direklerinde kurutabilirsiniz. Orada fırçayla yıkayabilirsiniz. Hiç de bir sorun olmaz ama asidik ya da böyle cif gibi aşındırıcı mineraller kullanmayın. Tamamdır. Bir farklı sorumuz daha geliyor. Peki. Çıpa atarken zincir takılıyor, ırgata dolaşıyor. Çözümü var mı? Teknecilerin ortak sorunu galiba bu. Hepimiz aynı sorunla iç içeyiz. Özellikle manevra esnasında o zinciri atarken çok sorun olmaz da toplarken sorun olur. Bunun temel problemi zincirimizin üzerindeki galvaniz kaplamalar zamanla aşınır. Gerek sürtünmeyle gerekse yine tuzlu suyu ultraviyole etkisiyle aşınır. Böylece zincir baklaları arasındaki elastikiyet ortadan kalkar. Yani kolay hareket etme kısmı bildiğiniz pasa dönüşür. Çok uzun vadede böyle paslı halini düşünün. Ve aşağıda öbek oluşturur. Yukarıdan gelen zincir topladığınızda aşağıdakinin üstüne biner. Motorun hemen yanındaki zincirin indiği kanaldan da birikir ve böylece kavilata da sıkışır. Özellikle toplarken kötü bir yerdeyseniz, tehlikeli bir yerdeyseniz ya da rüzgar varsa önerim mutlaka zinciri toplarken fırça sapı yardımıyla zinciri dağıt. Ama en önemlisi zincirinizi galvanize gönderin. Teşekkürler. Peki paslı zincir kurtulur mu? Hayata döner mi? Tekrar kullanabilir miyiz onu? Kullanabilirsiniz. Eğer baklaların arasındaki kalınlık, yani işte onluk zincir dediğiniz bir baklanın metalinin kalınlığından söz ediyoruz. Bu 8 milimetreye düşmüşse şayet artık zincir oldukça genişlemiş demektir.
kullanımı risk oluşturur. Ama bunun için profesyonel galvaniz firmaları var. Yine Göcek'te Barbaros galvanizdi galiba. Google'dan bulabilirsiniz. Ona gönderdiğinizde o alıyor, zincirinizi açıyor, galvanizin içinden geçiriyor. Bozuk olan yerleri kesiyor. Hatta boyuyor bir de. Her 10 metrede 20 metre nasıl isterseniz. Böyle yapmanız zincirin kurtulması için yeterli gibi. Bir diğer sorumuz hidroforla ilgili. Geceleri ara sıra hidrofor kısa aralıklarla çalışıyor. Sebebi nedir? Evet, şimdi hidrofor gece sizin kontrolünüzün dışında çalışıyorsa şayet siz musluğu açmadan, bunun tek bir açıklaması var. Bir yerde kaçak vardır sistemde. Genellikle şöyle olur. Duş musluğu tam oturmaz ya da basılı kalır. Geceleyin denge tankında su bittikçe buradan size su ihtiyacı olduğunu hisseder ve denge tankı sürekli çalışır. Denge tankına sürekli hidrofor su basar. Bu birinci yöntem ve en masumane kısmı, gider kapatırsanız sorun çözülür. İkincisi ise sistemde bir kaçak vardır. Sistemdeki kaçağı bulmanız gerekir. Bu da iyi bir işarettir sizin için. Çoğunlukla sintineye toplanır, kötü koku yapar. Hatta siz bu su dışarıdan mı geliyor, içeriden mi? Bunu test etmek için o suyu tatmak zorunda kalırsınız. Hiç tavsiye etmem. Peki ben temizlik seviyorum. Tekneyi ne zaman yıkamalıyım? Bu bizim eğlencemiz. Bu bizim için bir hobi. Çoğunlukla tekne yıkamak da oldukça keyiflidir tekne sahipleri için. Çok da severiz. Jel kotu parlak görmek istiyorsanız yüzeyde yağ ve kir birikmesine izin vermeyeceksiniz. Bu da tekneyi sık yıkamak anlamına gelir. Zaman buldukça yıkayabilirsiniz. Eğer marinanızdaki su fiyatları da çok yüksek değilse çok da kimyasal kullanmadan. Böylece aslında çok da kimyasal kullanmaya ihtiyacınız kalmaz. Çünkü bir ayda bir yıkarsanız ağır kimyasal kullanmanız gerekebilir. Tamamdır. Biz de bir koydayız şu anda ve sorumuz koyla ilgili. Koyda demelediğimiz zaman geceleri çakar lamba yakmamız gerekir mi? Denizde çatışmayı önleme kitabına göre, yani tüzeye göre der ki teknenin seyir esnasındaki yaktığınız seyir ışıkları, demir feneri gibi ışıklar, yani yasal kullanılan tekne üstündeki ışıklar dışında bir aydınlatma yapmayınız der. Ama koylara girdiğinizde artık hemen hemen bütün ticari tekneler böyle disco gibi her yerinde ışıklar saçıyor. Tabii bu da abartılı ama koy karanlıksa, ki bizim bu girdiğimiz koy oldukça karanlıktı, bu Decathlon'daki bisiklet uyarı ışıklarından ben bir tane aldım. Zaten USB'lerine şarj edebiliyorsunuz. Aşağı yukarı 6 saat falan yanıyor bir tane şarjınızda. Bende 2 tane var. Yelkenli teknelerde direğe yansıtacak şekilde pupa palangasının üzerinden direkt direğe doğru veriyorum. Böylece görünürlüğümü artırıyorum. Evet, gelelim diğer sorumuza. Tekne sigortası nedir? Şart mıdır? Şart mıdır? Eğer bir marinaya bağlıysanız ya da bir marinada kısa sürede konaklama yapacaksanız, marina içerisine girebilmeniz için tekne evraklarıyla beraber tekne sigorta belgesini de vermek zorundasınız. Hatta tekneyi marinaya girmeden önce göndermeniz lazım. Çünkü giriş çıkış esnasında olsun ya da içerideyken sizin teknenizin bir başkasına vereceği zararı da marina sorumluluk altına almıyor. O yüzden sizin sigortanızın olması şart. Ama tekne sigortasında dikkat etmeniz gereken şey şu: mutlaka aldığınız A ya da B acentesinden aldığınız tekliflerin klozlarını karşılaştırın. Neleri kapsıyor? Yani makine kırılmasını kapsıyor mu? Pervane düşmesini kapsıyor mu? Bu işlemler için karaya çıkıp inmenizi kapsıyor mu? Tüm bunlara dikkat edin. Unutmamanız gereken bir şey daha: kara bakıma çıkmadan önce sigorta şirketine de bilgi vermeniz lazım. Çünkü teknenizin denizde olduğu düşünülerek sigortalanmıştır. Olası kara bakımlarında da bilgi notu olarak acentenize bilgi vermenizde fayda vardır. Unutmamız gereken bir detay daha: yaşı 20'nin üzerindeki teknelerde, sigortada acenteler birazcık zorlamaya, işi yokuşa sürmeye başladılar. 20 yaşına geçmiş, artık bunun maliyeti yükseliyor, arızası artabilir düşüncesiyle sigorta poliçeleri biraz yükselebiliyor. Bunu da göz önüne alın. Diğer bir sorumuz, günümüzde lityum aküler yaygınlaşmaya başladı. Evet. Peki bu lityum aküler tekneler için uygun mudur? Yani lityum akü oldukça hızlı gelişiyor. Özellikle araçlar, elektrikli araçların hızlıca mesafe kat ettiği dönemlerde, teknolojisinin çok hızlı ilerlediği günlerde bizim de lityum aküyü kullanmamız hiçbir neden yok. Biz de teknemizde birkaç ay önce lityum aküye geçtik. Mevcut kurşun asit akülerimizin yerine lityum akü kullandık. Ne tür bir faydası var? 400 amperlik lityum akü ile 3 gün, 4 gün, tabii güneş paneli desteğiyle bir sorun yaşamıyorsunuz. Kurşun asitlerde %50'ye düştü, şöyle oldu, böyle oldu sorunları vardı. Bunda enerji probleminiz yok. Son sonra mavi kart yeni bir uygulama şekline dönüştü. Bu uygulama şeklinden ve kurallarınla ilgili düşüncen nedir? İlginç. Hani bir şeyi gösterip bir şeye razı ediyorlar derlerdi. Bu da ona benziyor.
Mavi karttı, adı değişti, başka bir şey oldu. Biz onun daha ne olduğunu anlayamadan yine değişti. Şimdi Marina'ya gidiyorsunuz, atık verdiğinizi söylüyorsunuz, beyan ediyorsunuz. O atığınızın işte kaç litre olduğunu soruyorlar. Onun karşılığında da bir para ödüyorsunuz. Size böyle bir yarım A4 gibi, A5 gibi bir kağıt veriyorlar. Bunun içerisine teknenin adı, atık suyu verdiği yer yazıyor. Bir de bunu size mail atıyorlar. Dijital olarak saklıyorsunuz. Sanırım bu sistem de portalda bir yerlere işleniyor. Sahil güvenlik geliyor. Hemen ilk yaptığı şey. Bakın koylarda tek yaptığı şey artık. Geliyor. Atık suyun süreniz geçmiş mi? Çünkü bu kağıt 14 gün geçerli ya da 15 gün geçerli. Aklımızdaki soruları cevapladığın için çok teşekkür ederiz. İlerleyen zamanlarda yeni sorularla ve yeni cevaplarla buluşmak isteriz. Anlaşılan bu bölüm 1, bölüm 2, 3, 4 diye devam edecek. Siz soruları yazın. Instagram adresimizden arkadaşlarımız takip ediyor. Derlesinler. Yine böyle bir 10 dakikalık bölüm yaparız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Denizde kalın.